Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi birkaç başlık verelim hemen. Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yönelik protestolar Cumhurbaşkanı Macron'a doğru yöneliyor. Fransa'da gündem muhalefetin sokak gösterileri. Sevgisizlik beyinde hasara neden oluyor. Amerikalı bilim insanlarının araştırması çocukların ihmal edilmesi halinde ilerleyen yaşlarda zeka geriliğiyle beyinden kaynaklanan rahatsızlıklar yaşaması ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterdi. Ve bir fabrika Noel hediyesi olarak çalışanlarına silah dağıttı. Olay bireysel silahlanma yüzünden her yıl 35 bin kişinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Fransa'da akaryakıt protestoları sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halktan aldığı destek %25'lere kadar geriledi. Ama Macron ekonomik reformlarını sürdürmekte kararlı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zor durumda. Ülkede akaryakıt zammını protesto için düzenlenen gösterilere destek giderek artıyor. Sarı Yedekliler adı altında örgütlenen protestocular Macron'u halktan kopuk olmakla eleştiriyor. Son anketler Macron'un halktan aldığı desteğin büyük ölçüde gerilediğini gösteriyor. Bu ay Cumhurbaşkanı'na verilen destek %25'e geriledi. Ekim ayına göre 4 puanlık bir düşüş var. Macron'dan memnuniyetsizliğini dile getirenlerin sayısında da keskin bir artış var. 18 ay önce iktidara gelen Macron, halkın desteğini giderek kaybetse de ekonomiyi yeniden şekillendirme planında kararlı. Bu çerçevede işten çıkarmaları kolaylaştıran radikal reformların hayata geçirilmesi planlanıyor. Halkı çevreyi daha az kirleten otomobillere yöneltebilmek için akaryakıta da zam yapıldı. Bu zamlar petrol fiyatlarının Ekim ayında yükselmesiyle fırladı. Akaryakıt zammına tepki gösterenler hafta sonundan beri sarı yelekler giyerek sokaklarda eylemler yapıyor. Arkasında resmi olarak herhangi bir siyasi parti ya da organizasyon olmayan sarı yelekliler, cumartesi günü Paris'te büyük bir gösteri yapmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, sevginin çocukların gelişiminde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi. Teksas'ta yapılan çalışmada sevgi görmeyen ve ihmal edilen çocukların beyninde gelişim bozukluğu tespit edildi. Doktorlar bu çocukların beyinlerini Alzheimer ve demans hastalarının beyinlerine benzetti. İhmal, çocukların beyninde gelişim bozukluğuna yol açıyor. Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Çocuk Hastanesi araştırmacılarına ait. Kötü muamele görmüş ve ihmal edilmiş çocuklarla çalışan uzman psikiyatristler, algısal gelişimdeki eksikliklerin beyindeki kaynağını görüntüledi. Bilgisayarlı tomografiyle çocukları inceleyen doktorlar, ihmal edilmiş çocukların sevgi ve ilgiyle büyüyenlere oranla çok farklı beyin yapılarına sahip olduklarını gördü. Araştırmacılar, beynin yeterince gelişmediğini, odacıkların da dikkate değer biçimde büyüdüğüne işaret ediyor. Doktorlar, 3 yaşındaki çocuğun beyninde Alzheimer ve demans hastalarında görülen kortikal atrofi durumunun da ortaya çıktığını söylüyor. Bu durum çocukların algısal gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Araştırmacılar, ihmal edilmiş ve kötü muamele görmüş çocukların hayatları boyunca psikolojik sorunlar yaşayabileceğini, bu durumun asosyallik ve depresyona yol açabildiğini söylüyor. Dünyanın farklı köşelerinden ilginç olay ve görüntüler eşliğinde bir haber turuna çıkıyoruz şimdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, sesten hızlı yeni bir yolcu uçağının üretimine başladığını açıkladı. X-59 adı verilen uçak Concorde'un oğlu olarak tanınıyor. Uçağın özel tasarımının sesten hızlı uçarken oluşan gürültüyü azalttığı belirtiliyor. Süpersonik Concorde uçağının emekliye ayrılmadan önceki en büyük eleştiri kaynağı ses hızını aşarken çıkarttığı muazzam gürültüydü. NASA'nın deneysel projesi başarılı olması halinde hava ulaşımını kökten değiştirebilir bu yeni tasarım uçak.
Havada destansı bir yakınlaşmanın görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Evet, yerden 10 kilometre yükseklikte ilerleyen bir yolcu uçağıyla sol tarafından yaklaşan bir başka jetin yakınlaşması. Yolculardan birinin kamerasına işte böyle yansıdı. Gün batımında görüntülenen manzara uçakların birbirine hayli yakınlaşması nedeniyle çok da görünmeyen bir olay olarak kayıtlara geçti. Uçağın o irtifada bir süreliğine donan egzoz bulutu da izleyene nefes kesen bir görsel deneyim sundu. Efsanevi rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filmi beyaz perdede büyük ilgi görüyor. Biraz dinleyelim isterseniz. Evet, sosyal medyada kullanıcıları bugünlerde en fazla oyalayan görüntü bu. Sevimli Kevin Mirge'nin hareketlerini Freddie Mercury'nin 1985'teki Live Aid konserinde izleyicileriyle olan o unutulmaz düetinin sesleriyle eşleştirilmiş bu video. Pikachu Mercury adını taşıyan videoda popüler kültür ikonu Pikachu'ya da göndermede bulunulmuş. Evet, Freddie Mercury'den müzik dünyasından bahsetmişken şimdi de sizi yeteneği boyundan hayli büyük bir davulcuyla tanıştıracağız. Görüntüler Filipinler'den Momo de Monster adlı küçük davulcu sadece 8 yaşında ancak performansıyla birçoklarını kendine hayran bırakıyor. En küçükten en büyüğe geçiyoruz. 30'dan fazla ülkeden 1000'den fazla üyesi olan bir rock topluluğu geliyor ekranlarınıza. Rockin' Thousand'da 400 gitarist, 250 baterist, 300 bas gitarcı ve 350 solist yer alıyor. Gitar virtüözlerinden hobi olarak müzisyenlik yapanlara kadar çok farklı isimleri barındıran grup ilk kez İtalya'da bir araya gelmiş ve Foo Fighters'in kentlerinde konser yapmasını sağlamak için hep birlikte çalışmıştı. Evet, bu renkli görüntüler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika'da silah kullanımı rutin, silahlı saldırılarsa neredeyse rutine dönüşmüş durumda. Buna rağmen bireysel silahlanmaya karşı hiçbir önlem alınmıyor. Hatta silahlanma teşvik de ediliyor ülkede. Son olarak ülkede bir fabrika Noel hediyesi olarak çalışanlarına silah dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikanın çalışanlarına verdiği Noel hediyesi tartışmalara yol açtı. Gerçek kurşunlarla süslenen bardaklar üreten fabrika, 16 çalışanına tabanca hediye etti. Fabrikanın sahibi çalışanlarına silahları, kişisel güvenliklerini sağlamak ve takım ruhunu canlandırmak için verdiklerini söylüyor. İlk başta çok heyecanlandılar. İçlerinden ikisi ise silah hediyesini kabul etmedi. Onlara hediye kartı verdik. Bir çalışan zaten tabancası olduğu için hediyeyi geri çevirdi. Verilen hediye kartıyla tüfek satın aldı. Çok büyük onur duydum. Çok mutlu oldum. Hediye kartıyla kendime tüfek aldım. Ülkede silahlı saldırılar önlenemezken Wisconsin'deki fabrika Noel hediyesi kararıyla büyük eleştiri alıyor. Ana rahminde mucizevi bir yolculuk ve bu yolculuğu heykele dönüştüren bir sanatçı. Burası Katar, bir Müslüman ülke. Özellikle altını çizmek lazım çünkü burada çok tartışmalara yol açtı ana rahmindeki çocuk heykelleri. Katar'da dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'e ait bu tartışmalı heykeller sonunda dikildi, yapıldı ve büyük bir hastanenin önünde görücüye çıktı ya da işte açıldı, sergilenmeye başladı. Heykeller 2013'te gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Katar'da Orta Doğu'nun en gelişmiş kadın ve çocuk sağlığı merkezi açıldı. Sidra isimli merkezin bahçesinde ise dünya ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'ün 14 heykelden oluşan açık hava sergisi yer alıyor.
Mucizevi Yolculuk isimli heykel sergisinde bir fetüsün ana rahmine düşmesinden doğumuna kadar olan gelişimi tasvir ediliyor. Heykel serisi 14 metrelik yeni doğan bir bebek heykeliyle son buluyor. Heykeller ilk olarak 2013'te hastane bahçesine yerleştirilmiş ancak gelen tepkilerin ardından kaldırılmıştı. Hastane yetkilileri ise heykellerin inşaat çalışmalarından etkilenmemesi için böyle bir yola gidildiği açıklaması yapmıştı. Damien Hirst'e yaptığı açıklamada heykellerin Orta Doğu'daki ilk çıplak heykel olduğuna dikkat çekti ve Katar'ın cesur bir adım attığını söyledi. Hastanede Hirst'ün eserlerinin yanı sıra 65 farklı sanat eseri daha bulunuyor. Kıbrıs Türk'ü kökenli İngiliz sanatçı Tracy Emin'e ait Okyanusu Dinliyorum Ancak Duyabildiğim Tek Şey Sensin adlı enstalasyonu da bunlardan biri. Hastane yetkilileri, sergiyi herkesin sevmesini ve anlamasını beklemiyoruz. Zaten heykellerin burada olma amacı da bu tartışmayı yaratmak ve insanları düşünmeye sevk etmek dedi. Evet, bir başka haber turuyla devam edelim. Kara Cuma olarak adlandırılan 23 Kasım'a sayılı günler kaldı. Görüntüler özellikle internetten alışverişlerin giderek arttığı Çin'den. Bilindiği üzere Kara Cuma aslında çok büyük indirimlerin yapıldığı bir gün. Genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü ertesindeki ilk Cuma günü yapılıyor. Burada Çin'de bir posta işleme merkezindeki manzarayı görüyorsunuz ve yoğunluğun boyutunu tabii bu görüntü gözlerinden seriyor. Şimdi Amerika'dayız. Florida'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce kaldırıma çıktı, sonra da bir pizzacının camından içeriye daldı. Evet, gördüğünüz gibi olayda kasada bekleyen müşterilerden ikisi hafif şekilde yaralandı. Sürücü hakkında ise tehlikeli araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yine Amerika'dayız. Ohio polisinin K9 ekibinde artık yeni bir görevli var. Ancak çok alışılmış bir türden değil bu görevli. 4 aylık Chihuahua yavrusu Zorro. Birkaç hafta önce karakoldaki polisler tarafından sahiplenilmiş. Sevimli köpek şimdi polislerle birlikte devriye görevlerine çıkıyor. Polisler Zorro'nun suçlularla mücadele konusunda olmasa bile halkla ilişkilerde harikalar yarattığını söylüyor. Bu adamın yeteneği mi harcanıyor yoksa bir sirk kaçkını mı? Siz karar verin. Uzak Doğu'da görüntülenmiş bir inşaat işçisi bu. Beton yüzeyi düzeltmek için adeta bir denge gösterisi sunuyor. Evet, kullandığı yöntemin İşi hızlandırdıysa kesin. Son görüntülerimiz sevimli bir kediye ait. Kedi evin duvarında asılı, kedi şekilli saatin sarkacından gözlerini ayıramıyor. Kısa süre sonra kedinin kuyruğunun saate senkronize şekilde hareket ettiği görülüyor. Evet, gördüğünüz gibi saatini ayarlayan kedi başlığıyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada en çok izlenme oranına ulaşmış görüntülerden biri. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'daki bir huzur evinin düzenli bir ziyaretçisi var. O ziyaretçi bir alpaka, bir tür lama. Huzur evi sakinleri alpakayla vakit geçirmeye bayılıyor. Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki bu huzur evinin alışılmışın dışında bir ziyaretçisi var. Bir alpaka. Aslen Güney Amerika'nın Ant Dağları'nda yaşayan evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpaka, huzur evindeki yaşlıların en büyük moral kaynağı haline gelmiş durumda. Birkaç ayda bir sahibi alpakayı huzur evine götürüyor ve yaşlıların onunla vakit geçirmesine izin veriyor. Huzur evi sakinleri ziyaretçilerini hep sabırsızlıkla bekliyor. Alpakalar çok iyi birer terapi hayvanı. İnsanlarla çok iyi iletişim kurabiliyorlar. Karşı tarafın korktuğunu anlarlarsa temkinli davranıyorlar. Gerçekten çok hassas hayvanlar. Huzur evi sakinleri buluşmanın tamamlanmasının ardından alpakanın bir sonraki ziyaretini heyecanla beklemeye başlıyor. Evet, dünyanın haberi burada sona erdi. Hoşça kalın.